Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'in zunubina Muhammed. Buyurun iskelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cene kapmak nasip ve müessir eylesin. Değerli müminler, bu akşamki dersimizde Ankebut Sure-i Celilesinin 23. ve devamındaki ayet-i kerimeleri inşallah anlamaya ve aktarmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Bunlar var ya, burada ayet neye denir? Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine birer ayet deniliyor. Bu anlamıyla. Diğer lügat anlamıyla işaret, alamet, yol gösteren manası vardır. Tabii biz Arapça bilen bir toplum olmadığımız için ayet deyince sadece hemen Arapça lafzı ilk önce aklımıza geliyor. Doğrudur da bunun içindeki manalardır esas olan. Zira lafızlar mananın bir elbisesidir. Değerlidir, kıymetlidir ama elbiseye önem verip de içindekini reddederseniz problem çıkar. Bunun için burada ayetleri inkar etmek, Allah'ın öğrettiği, bildirdiği, sevdirdiği, yasakladığı, müjdelediği, korkuttuğu, her ne varsa Kur'an'da bunları inkar ediyorlar. Veya bir kısmını inanıyorlar, bir kısmını inkar ediyorlar. Demek ki ayet inkarı bu anlama geliyor. Ve libâhi ve Allah'a kavuşmayı inkar edenler. Allah'a kavuşmak. Lika kelimesine sözlüğe baktım, şöyle beyan ediliyor. Bir şeyle yüz yüze gelmek, karşı karşıya gelmek anlamları vardır. Peki Allah ile lika ne anlama gelir? Kıyameti ve en nihayetinde onun huzur-u ilahisine çıkma anlamı verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'den bu konuyu açıklayıcı iki ayet-i kerimeyi size arz edeyim. Bunlardan birisi Yunus Suresi'nin 7. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Şüphesiz diyor Cenab-ı Hak, bize kavuşacağını ümit etmeyenler, yani bizim sevabımıza ermeyi veya müjdelerimize kavuşmayı, cennet veya cemalimizi görmeyi, rızamıza ulaşmayı, azabımızdan kurtulmayı, böyle bir ümit beslemeyenler ve dünya hayatına razı olup onunla yetinip onunla huzur bulan kimseler ile ayetlerimizden de gafil olanlar var ya, İşte onların varacağı yer, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle cehennemdir. Çok açık, ayet-i kerime beyan ediyor. Sözü çok uzatmadan başka bir ayet-i kerimeyi yine Kur'an-ı Kerim'den bu konuda beyan edelim. Allah'ın lika dediğimiz zaman ne anlamak gerekiyor? Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin son ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, kim Rabbine likayı ümit ediyor, yani Rabbine kavuşmayı arzuluyorsa, arzuluyor muyuz, arzuluyoruz, o zaman yararlı iş yapsın, salih amel işlesin, faydalı işler yapsın ve Rabbine ibadette, kullukta, itikaden, amelen, yani gerek küfür, gerek diyar şekliyle hiçbir şeyi ortak koşmasın.
Allah'a kavuşacağını söylüyor mu bir insan? İnanıyor mu? O zaman işlerine dikkat etsin. Güzel şeyler yapsın ve yaptığında niyet olarak da tevhid üzere bulunsun buyurulmaktadır. Peki bununla ilgili bir hatırlıyorsanız Ankebut suresinin 5. ayeti nasıldı? Men kâne yercu likâ'allâh fe inne ecelallâhi le'âd ve huve semîul alîm. Her kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilmektedir. Şimdi buna da böyle bakınca o zaman lika kelimesi karşılaşmak anlamına geldiğine göre imanla alakalı bir kavram olduğunu bu kelimenin görmekteyiz. Ve Kur'an-ı Kerim de bu hususu bize ne yapmakta? Bu şekilde beyan etmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine baktığımızda burada başka bir ayeti kerime daha görmüş oluyoruz. Bu ayetlerden biri de Mü'min suresi var Kur'an'da ya da Gafir suresi, Gafir bağışlama anlamında. لِيُنْدِرَ يَوْمَتْ تَلَاقَ buyuruyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki buluşma günü يَوْمَتْ تَلَاقَ, bakın aynı gökten buluşma günü, kıyametin bir adı da karşılaşma günü ya da Rabbimizle karşılaşma günü. Buluşma gününde insanları uyarman için diyor Allah. Öyleyse demek ki insanlar buluşacaklar. Tabi neyle buluşacaklar? Mesela bir ayette yaptıkları amellerle buluşacakları anlatılıyor. Bir ayette akrabalarıyla buluşacakları anlatılır. Bir başka ayette idarecileriyle halkın buluşması anlatılır. Veya amel defteriyle buluşması anlatılır. Veya başkalarıyla böyle bakıldığı zaman en sonundaki Rabbimizle buluşmak meselesi vardır. O halde kıyametin isimlerinden birisi neymiş? Karşılaşma günü olarak yevmet talar, buluşma günü, karşılaşma günü ismi verilmiştir. Şimdi o zaman böyle bakınca şöyle de demişler, önce gelenlerin sonra gelenlerle karşılaştıkları gün veyahut da gök ehliyle yer ehlinin karşılaştıkları gün veya her kişinin geçmişte yapmış olduğu ameliyle karşılaştığı gün. Ki Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Niye bakacağız? Çünkü عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ. Her nefis neyi takdim etti, neyi de geri bıraktıysa onu bilecek. O zaman bunlar hep önümüze çıkacaktır. Hatta ayet-i kerimede de var, namazda okuduk. O gün cehennem insanların huzuruna getirilir, çekilir, ehli cehenneme gösterilir. يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الْذِكْرَى. İnsan o gün hatırlayacak yaptıklarını. Ama diyor Cenab-ı Hak, bu hatırlamanın ne faydası var? Bir faydası olmayacak. Öyleyse sonuç olarak şöyle bağlayalım. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve ona kavuşmayı da inkar edenler اُلَٰئِكَ يَيْسُوا مِنْ rahmeti. Onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir diyor. Demek ki Allah ile karşılaşmak için ne gerekiyor? İman, ameli salih, şirkten uzak olma. Bu işleri yapmayan insanlar Allah ile karşılaşmadan ne yapmışlar? Ümidini kesmiş. Böyle bir ümit sahibi olmadığında Kur'an-ı Kerim ne yapmakta? Ayet-i Kerime'de beyan etmektedir. Şimdi buraya bu şekilde bakınca ümitle ilgili bir ayet-i kerimeyi de sizlere arz etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de efendim Yusuf Sure-i Celilesi var. Bu Sure-i Celile'nin 87. ayet-i kerimesine açıyoruz. Bu ayet-i kerimede يَا بَنِيَّتْ اَبُوْ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاَقِيمْ وَلَا لَيْ اَزُوْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ.
Diyor ki Yakup Aleyhisselam, yavrularım gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zira Allah'ın rahmetinden ümidi ancak kafirler keser. Yani kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Öyleyse bu da çok önemli. Yani bakın bunlar çok ayetler var. Çok ayetlerle de vakti sınırlı kullanmam gerekiyor. Bir de şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum fark ediyoruz mu? Üç vakitte vaaz ediyoruz. Bir cuma saatinde vaaz ediliyor. Bir pazar sabahı vaaz ediyorum. Cuma burada pek etmiyorum ama bir de yatsıda. Halet-i ruhi olarak insanın üç tavrı da değişir, öyle mi? Peki anlatılan konularda değişik oluyor ama perşembe gecesi, cuma gecesi dediğimiz bu akşamki dersler takip edip yeni gelenlere bazen zor gelebilir. Biraz okul dersi gibi gidiyor. Takip ede ede anlayacak ki karşılıklı bir ders yapıyoruz. Veya bir ödev veriyoruz. Veya ayetleri söylüyoruz. Beraber düşünüyoruz. Ama pazar sabahı öyle değil. Mesela o sabah sıratı anlatacağım inşallah. Kitaplardaki kısa bilgileri. O biraz daha vaaz atmosferinde geçiyor. Bu sanki biraz ders atmosferinde geçiyor ki Kur'an-ı Kerim'de de böyle yapılması isteniyor. Bunun için söyledim. Şimdi ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Yakup Aleyhisselam'ın dilinden Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin diyor. Mehmet Akif Ersoy'un da şiirlerinde yes ve ümide düşmenin ne kadar kötü olduğunu anlatan bir cesüstü mısraları var. Öyleyse bir ümmet yeis ve ümitsizlik haline düştüyse Allah korusun iman tehlikesiyle de karşı karşıya gelir. Çünkü Firavun'un iman etmeyeceğini Allah'ımız bildiği halde Musa Aleyhisselam'a ümit verdi. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Git, edeple yumuşak, düzgün söyle ve belki içine de korku gelirdi. Ümit de verdi, edep dersi de verdi. O zaman hani o iman etmedi. Etmesin. Ama biz bütün dünya firavun olsa bizim ümidimiz devam edecektir ki Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Taif'ten döndüğünde biliyorsunuz müşriklerin başına bela gelmemesini istedi. Neden? Onların çocuklarından, torunlarından, nesillerinden Allah'a iman edecek insanlar gelecekti. Yani bizim bugün muhataplarımızla konuşurken biz şunu diyebiliriz. Siz inanmasanız da sizin sülbünüzden iman edecek insanların çıkacağını ümit ediyoruz. Müminin bu ümit üzeridir. Ahirette de bu ümittedir, dünyada da bu ümittedir. Ahiret ümidini kesmiyorsak dünyevi İslam hayatı ümidini de kesmememiz gerekmektedir. Ve netice olarak İşte Yusuf Aleyhisselam hakkındaki o ümit doğru çıkmıştır. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki اُلَٰئِكَ يَيْسُوا مِنْ rahmeti. Benim rahmetimden ümit kesmişlerdir bunlar. Çünkü adamın imanla alakası yok, ayetle alakası yok, amelle alakası yok. Peki Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek için şart var mı? Yani ne şartımız var? Mesela biz o ümidin içinde olabilir miyiz? Olabiliriz. Tevbe suresinde ayet uzunca mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler, iyiliği emirler, kötülüğü nehyeder, namazı kılar, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat derler. اُلَٰئِكَ سَيَرْحَمْهُمُ اللّٰهِ İşte Allah'ın merhamet edecekleri bunlardır diyor. Buyurun. Demek ki bakın namazdan önce ne geldi? İnanan erkek ve kadınlar birbirlerinin velisi, İslami bile velayet anlamında desteklisi, sorumlusudurlar. İyilik emreder, kötülük ne yeter, namaz kılar, zekat verir. Allah ve Resulüne itaat edenlere ne vardır? Allah'ın rahmeti onlara ulaşacaktır. O zaman bir adam bunları yapmıyor da ben temizim, ümitliyim, şuyum diyorsa bu müşrik ümidine benzer. Neden? Ayet-i Kerime'nin birisinde buyuruyor ki biz mal ve evlat bakımından çoğuz diyorlar. Allah bize kıyamet gününde azap etmeyecek. Bir ayette böyle meal ettim.
Başka bir ayet burada hemen bakın. Diyor ki قَالَ مَا اَذُنُّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا Ben diyor malımın mülkümün sonsuza dek yok olacağını sanmıyorum. Hani var ya sonsuza dek yaşayacağız diyorlar. Sanki sonsuz diye bir şey var. Sonra وَمَا اَذُنُّ السَّانَةَ قَائِمًا Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum diyor varlıklı birisi. وَلَيْنْ رُدُدُّ اِلَى رَبِّي Ama ihtimal ya var diyorlar. Ola ki Rabbime dönecek olursa, bak Rabbim de diyor, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْتَلَبًا Bundan daha iyi bir sonuç bulacağını ümit ediyorum. Hem inanmıyor, yok diyor, hem de diyor ki varsa da senden iyi haberim olsun diyor. Ama o imanlı olan diyor ki, قَالَ لَهُ سَعْدِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا Sen ne biçim adamsın arkadaşım diyor. Seni topraktan sonra bir damla sudan yaratan, sonra seni insan şekline koyup da düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun? Böyle değil. Rabbim denir mi? Öyleyse burada şunu anlıyoruz demek ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve kesmemenin alameti iman ve salih amel. Arayış ve gayrettir, derdir, ızdıraptır ve çalışmaktır. O halde burada böylece baktıktan sonra ayet-i kerime şöyle diyor. Ülâike. Onlar var ya, lehum onlar için azabun elîm. Elem dolu bir azap vardır. Elem dolu bir azap. Cehennem azabının ateşi, Efendimiz Aleyhisselam, dünya ateşinin 70 mislidir buyuruyor. Yani hiçbir halde tahammülü mümkün değildir. Ve biten bir azap da değildir. Allah rahmet eder. İş çok zor. Bunun için Kur'an-ı Kerim elim bir azap vardır diye beyan ediyor. Şimdi geçelim işin diğer kısmına. Biliyorsun İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyordu. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Kavminin cevabı şu oldu. اِلَّا اَنْ قَالُمْ تُلُوهُ اَوْ حَرِّبُهُ فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ الْنَارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ الْاِقَامِ يُحْمِنُ Dediler ki İbrahim'i öldürün ya da onu yakın dediler. Böyle bir karşılık o günkü. Bugün yakmak var mı? Büyük savaşlarda kullanılan silahların da yakıcı silahlar olduğu aynı şekilde devam etmektedir. Belki o gün insan gücüyle bu kadar insan yanmıyordu ama bugün teknoloji gücüyle çok daha şehirlerin, nesillerin, ziraatın yanlarını görmekteyiz. Ve bunu söylüyorlar. Şimdi bu konudaki ayet-i kerimeleri de siz biliyorsunuz. Burada not ettim ama bunlardan geçelim. İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir ateşle imtihan edilmesi. Ya nar kûnû merdan ve selamun alâ İbrahim. İbrahim'in üzerine serinlik ol, efendim soğuk ol diye Allah'ın ateşe bir talimatı var. Tıpkı suya ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut dendiği gibi tabiata, insana emrettiği gibi Allah'ın emrettiği yerler var. Bu da ayrı bir araştırma, ayrı bir düşünme, ayrı bir imanı yüceltme konusudur. Burada böyle bir örnek gösteriliyor. Peki bu iş sadece İbrahim Peygamber'e mi olmuştu? وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Peygamberimizi de öldürmek istiyorlardı, bağlamak istiyorlardı. Hapsetmek yani, sürgün etmek istiyorlardı. Bakın ayette var Kur'an-ı Kerim. Öyleyse aynı şeyler zaman zaman tekrar devran ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah onu ateşten kurtardı. مِنَ النَّارِ ateşten. Ne ile kurtardı? İman değeriyle kurtardı. Fakat şöyle düşünmeli. Peygamberler hep bu sıkıntılardan kesin kes kurtulurlar mı? Değil. Niye? Bir ayette Kur'an-ı Kerim'de veya birkaç yerde peygamberleri haksız yere öldürenler ifadesi var. Demek ki peygamberlerden de şehit olanlar bu davanın şahidi olup can verenler var. Öyleyse kurtulmak demek iman yolunda yürümek, gitmek, ölmek, olmak demektir. Yani şehit olan da kurtulmuştur aslında, ateşte yanmayan da kurtulmuştur. O zaman burada şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim diyor ki bunda diyor iman eden topluluklar için ayetler vardır diyor. Şimdi bize dönüyor.
Siz iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Öyleyse İbrahim'i ateşten kurtaran, Nemrut'un iktidarından kurtaran, zulüm sisteminden kurtaran Allah sizi de Mekke'den ve bugünküleri de dünyada bulunduğu sıkıntılardan kurtarır. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını, metodunu ve Efendimiz'in bize getirdiği ziyneti iyi öğrenmek veya fedakarlık etmek vesaire bunları bilmek gerekir. O halde buradaki ayet geçmiş peygamberlerin başarı yollarını göstererek müminleri ümitlendiriyor. Müminlere peygamberleri rol model olarak da gösteriyor diyebiliriz. Şimdi gelelim işin zor kısmına. Bu tabii internetler var şimdi biliyorsunuz. Karşılaştırmalı mealler var. Karşılaştırmalı mealler. O meallere bakın, Elmalı'nın tefsirine bakın, başka tefsirlere bakın. Bana biraz zor geldi, biraz beni aştı. Biraz da bir tane notu da evde unutmuşum çıkarttığım halde. Şimdi okuyacağım ayeti bir ders olarak telakki edin. Nedir bu? Kur'an-ı Kerim'de 25. ayet, Ankebut suresi unutmayalım. 25 numaralı ayet. Bakın şöyle buyuruyor. Bunun üzerinde çok farklı manalar, çok mana izahlar yapmaya çalışmışlar. Nedir o? Vekale, dedi ki İbrahim Aleyhisselam, İnnemettefestum min dunillahi evsanem meveddetum. Buyurdu ki, meveddete beynekum fil hayatid dünya. Siz Allah'ın dışında, düğününde ondan başka putlar edindiniz. Yani tapınaklar edindiniz. İster heykelden olur, ister insandan olur, ister ağaçtan, taştan olur. Allah'ın dışında tazim edilen her ne varsa ona ne verir? Puttur. Pekala. Buyuruyor ki ayet-i kerimede, böyle bir putlar edindiniz. Meveddete beynikum fil hayatid dünya. Dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için. Şimdi sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Şimdi alimler bu ayetin tefsirinde, mealinde hayli farklı, hayli zorlanmalı, hayli değişik manalar üzerinde durmuşlar. Gidince karşılaştırmalı mealleri Hasan Basri Çantay'ın, Suat Yıldırım Hoca Efendi'nin, Elmalı Hamdi Yazır'ın, Diyanet'in birkaç çeşit meali var onu, ehliyetli olan insanların böyle okuduğunuz zaman bunu fark edeceğiz. Peki ne var burada? Bir kere şu var. Demek ki mevette kelimesi aslında sevgi kelimesi demektir. Allah'ın isimlerinden biridir o. Ve hüve, gafurul vedûn, vedûttür, ya vedûn diyoruz ya Celle Celaluhu. Çok seven ve çok sevilmeye layık olanlar. O zaman ayet böyle. Karı koca arasında da bu sevgiyi anlatır Allah. Ve ceale beynekum mevetteten ve rahmet. Aranıza sevgi ve merhamet koydum der. İmanı ve iyi insanlar için de kalplere sevgi koyar. Seyyed'al lehumur rahmanu hüddâ. Meryem suresinin son iki ayetinden biri. Üstteki iman eden ve yararlı iş yapanlar için Rahman sevgi koyuyor ortaya. Tamam. Böyle geçiyor. Putlar için de ve la tezerunne vetten ve sevgi putunuzu bırakmayın demişler. Putun adı da sevgi putu. Peki hocam lafı dolandırıp durma. Ne söyleyeceksiniz? Şu. Benim anladığım, hepsini fark edemedim, anlayamadım, zor geldi dedim ya. Siz dünya hayatında sevgi oluşturmak için putları vesile ediyorsunuz ya da putlar etrafında bir sevgi çemberi oluşturuyorsunuz. Yine mantıklıydım. Demek ki onlar da putların etrafında sevgili oluyorlar, oraya toplananlar birbirini seviyorlar. Sevindikleri, birbirini sevdikleri için oraya toplanıyorlar, onu sevdikleri için. O zaman peki, hani Mevlüt Allah'tı, burada ne sevgisi olacak? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminlerin Allah'a imanları çok şiddetlidir ayet var. Peki bu ne oluyor? Alimler çok güzel bir noktayı yakalamışlar. Diyorlar ki burada dikkat buyurursanız fil hayati dünya, dünya hayatında sevgi oluşturmak için. Bu sevgi ahirete giden bir sevgi olmadığını ayet-i kerime ne yapıyor? Bize beyan ediyor. O zaman ayet-i kerimeye böyle baktığımızda neyi görüyoruz?
dünya hayatının sevgisi var, ahiret hayatının sevgisi var. Şimdi buradan bir ayet-i kerime arz edeyim size. Zuhruf suresinin 67. ayeti. El-ehillâhu yevme izin ba'duhum li ba'din aduvvun illa muttaqin. Kıyamet günü Allah'a karşı gelmekten sakınanların dışında bütün dostlar birbirine düşmandır diyor. Buyurun. Ne oldu şimdi? Putperest, batıl, ideoloji, zihniyet veya timsal, simgeler, batıl, semboller etrafında sevgi çemberi oluşturup batılı veya bu vesileyle kendilerini sevenlerin sevgisi vardır diyor Allah. Ama bu sevgilerin dünyadadır. Halbuki öyle sevgili sevgi olmalı ki bu sevgi ahirette de devam etmeli. Ama ahirette bu sevginin devam etmeyeceği beyan edilmektedir. Bu kadar yeter herhalde. Daha geniş tefsirleri görebilirsiniz çeşitli ulaştığınız yerlerde. O zaman buradan devam ediyor şimdi. Sümme yevmel kıyamet. Bizim iş dünyevidir ya. Sonra kıyamet gününde yekfuru be'udukum bi be'udin. Bazısını inkar edip tanımayacak. Hani orada o putperestlik düşüncesi, sembolleri etrafında sevgi çemberi oluşturup toplanmayı başarı zannedenler var ya, bunlar oraya gelince kimi birbirini, kimi taptığını, taban tapılanı hiç kimse birbirini kabul etmeyecek. Hayır ben bunu istemiyorum. Niye? Orada bu işin yanlış olduğu anlaşılacak. Devam. Ve yel anı ve oldu kum ve oda bazısı bazısına lanet edecek. Şimdi kimseyi suçlamıyorum. Ben kendi işimden meşgulüm ama Kur'an-ı Kerim işte mecburen beraber okuyoruz. Hep Kur'an-ı Kerim toplumsal hayatı, iktisadi hayatı, idarecilik hayatını, toplumun hangi zihniyette yaşadığını anlatıyor mu anlatmıyor haftalardan beri? Bunu anlatıyor. Yani çetere tutsak burada namaz sıralı, oruç sıralı, ahlaki ilgeler sıralı ama bir hayata bakış, topluma bakış, insana bakış, sisteme bakış, izime bakış, doktrine bakış, insanı değerlendirmeye bakış çok önemli. Müslüman o kadar uyanık bir insan olmalı ki peygamberini severken ilahlaştırmamalı. Peygamberine inanıyorum derken de sıradanlaştırmamalı. Ne anlatabildim? Çok hızını alamadık peygamberi ilahlaştırıyor veya herhangi bir insan. Ya da sıradanlaştırıyor. O da bizim gibi bir insan diyor. Şimdi peki ne olur? Bir Müslüman, mesela Hristiyanlar, peygamberlerini çok yüksek mertebe sevgisine çıkardı. Nereye? Allah'la eşit seviyeye getirmeye kalktılar, şirk oldu. Demek ki biz peygamberimize tanıyamayacağımız yetkiyi, peygamber için o sözleri söylesek kafir olacağımız bir sözü hiçbir insan için ölü verir. Hiçbir kişi için başarılı başarısız o sıfatları söyleyemez. Yani şimdi insanlık öyle bir cehalet var ki kimisi kocasına o sıfatları veriyor, kimi devlet başkanına o sıfatları veriyor, kimi patronuna, kimi öğretmenine, bazen yanlış şeyhine veya gazetecisine veya devam ediyor. Ne oldu şimdi? Öyle sıfatlar veriyor ki o sıfatlar Allah'a aittir. O zaman diyor ki kıyamet gününde bu etrafında sevgi çemberi oluşturan insanlar ve sevdikleri birbirlerini tanımayacak ve birbirlerine lanet edecekler. Peki bununla ilgili isterseniz iki tane ayet-i kerimeyi arz etmiş olayım. Bunlardan birisi efendim Kur'an-ı Kerim'de Araf Sure-i Celilesi. Ayet bakalım 38 ve 39. Eve gidince de bunları bakarsınız inşallah. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. قَالَتْ قُلُوْفِ يُمَّ مِنْ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبِكُمْ مِنَا الْجِنِّ وَالْاِنْسِ بِالنَّارِ. Buyuruyor ki Allah şöyle diyor. Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin. Bak girin bakalım o girmesi gerekenlere. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ لَعَنَتْ اُخْتَهَا. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Yoldaş diyorum lanetlik olduğu için sevilen bir kelime değildir literatürde. Şimdi bakın her topluluk ardına düşüp gittiği
gruba, arkadaşa, yoldaşa ne yapıyor? Davet eder. Bakalım nasıl? Hatta idettâraku fîhâ cemî'â. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman, herkes oraya toplandı. Gâret uhrâhum liûlâhum. Arkadan gelenler, öncülere derler ki, dikkat buyurun şimdi, hepsi oraya toplandı ama peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, yani yönetenler için, fikir verenler için veya temsil kabiliyetinde ileride olanlar için, anlıyorsunuz. Bu her gruptaki önde kimse o. Diyorlar ki onlara, Rabbena haulâye dallûna feâtihim adâben defen minennâ gâlebi küllü defun velâ billâ gâlebi. Allah'ım, bunlar var ya, bunlar bizi saptırdılar senin yolunda. Biz bunları sevdik. Sevgi besledik. Etrafında toplandık. Toplananları da sevdik. Ama bunlar sevilesi değilmiş. Şimdi ya Rabbi bizi saptırdılar. Bunlara iki kat azap ver ya Rabbi. Bir kat daha ateş azabı ver. Derler. Peki Allah ne buyuruyor? قَالَ لِكُلُّ دِعْفُمْ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُنْ. Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardı. Fakat biliyorsunuz. Şimdi bunlar dediler ki yukarıdakiler suçlu, öndekiler suçlu. Bildik diyenler suçlu, güçlüyüz diyenler suçlu, gelin diyenler suçlu. Onlar durur mu? وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Öndekiler de sondakilere der ki, önde gidenler bu sefer, sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yok, artık kazanmış olduğunuz, yani ortaya çıkan bu sonuçlara karşılık azabı tadın derler. Yani ne üstünlüğünüz var da bize kalkıyor, sanki siz çok önemli bir adammışsınız diyor, bizi suçluyorsunuz. Siz de sorumlu, biz de sorumluyuz. Şimdi bakın, bu ayetleri bu toplumda çok anlatmak lazım. Çok anlatmak lazım. Ama şimdi öbürleri anlatılmasın. Yani mesela şöyle, takkeli namaz kılmalı mı, kılmamalı mı? Takkeli kıl, çok güzel, sarıklı kıl. Ama kıldı mı, kılmadı mı? Toplumun kafasının içi boş. Ne düşündüğü belli değil dünyada. Gavurlar düşünüyor, Birleşmiş Milletler düşünüyor, NATO düşünüyor, Avrupa Birliği düşünüyor, Rusya düşünüyor, Çin düşünüyor, Fransa, Almanya, efendim İngiltere, Birleşmiş Milletler 5 tanesi düşünüyor vesaire. Müslümanlar ne düşünüyor? Ayet diyor ki işte buyurun. Biz yarın diyeceğiz Birleşmiş Milletler suçlu, Avrupa Birliği suçlu. Yahut da işte buna benzer şu devletler veya şu şahıslar suçlu deyince biz azaptan kurtulacağız mı? Biraz geniş çaplı düşünmek lazım. Dar düşünmemek lazım. O zaman ayet diyor ki, bakın dönüyorum bu ayete. O gün tüm meyveler kıyameti, o birbirini seviyoruz diyorlar ya, bu öyle olmalı ki o sevenler ahirete gitti mi bu sevgi orada fayda etmedi. Bakın dünyada biten sevgi ahirette inkar ve lanet sebebidir diyor Allah. Sonra ne buyuruyor ayet-i kerimede? Ve vâkûnlar ve mâlekûn min nâsirîn. Barınacağınız efendim ya cehennem olacaktır barınağınız ve yardımcınız da o gün olmayacaktır diyor. Bir ayet daha isterseniz bu konuda arz edeyim. Bunu da geçmiş olayım. Çok ileri vakit sürerse o zaman sohbeti değişik kısarız orada. Şimdi buradaki Kur'an-ı Kerim'in efendim ayet-i kerimelerine baktığımızda ayet-i kerimelerde bir yerde anlatılan konu başka bir yerde daha geniş bir mana ile anlatılıyor. Bakın bu da şu. Meryem suresinin 82. ayet-i kerimesi var burada. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak oradaki ayet-i kerimede, ayette. Hayır diyor, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler. Yani ilah nedir? Sevdikleri, saydıkları, güvendikleri, korktukları, taptıkları, dini bıraktıkları, kimi? Nefsi olabilir, kadın olur, yönetici olur, patron olur, kimse. İnkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar diyor. Buyurun ayet-i kerime. Kendilerine düşman olacaklar diyor. Peki bu ayetler bu kadar açık anlatırken, insan ahiretteki düşmanını dünyada sever, ahirette düşman olacak şeylere gönül bağlar mı? Öyleyse bizim dünya kurtuluşumuz ahiret kurtuluşuyla beraber mümkündür. Ahirette kurtarmayacak hiçbir amel, izim, doktrin ve
bilmeye de ayıp değildir. İşte Kur'an söylüyor. E şimdi ayet bu kadar açık söylüyor. Hele de böyle söyleyince biraz metameliz var. Bazen de cemaat imamı tanımıyorsa kafasında adam başlıyor geçmeye. Ne söylüyor hocam? Neyi işaret etmek istiyor? Bir şey mi söylemek istiyor falan? Neden böyle? Toplumun bu kısım ayetleri çok az bilmesi, ulaştıramaması sebebiyle böyledir. Bu ayetleri de böylece kısaca ne yapmış? Arz etmiş oldum. Şimdi kaçta bitecek bu arz? Buraya 20 geçe bitirecek diye yazmışım. Küçükte mi? Sen 10 dakika ekliyorsun. Olabilir bakalım. 45 dakika düşündüm de 50 olur, 45 bilmiyorum. Devam edelim şimdi. Bir iki ayet daha söyleyeyim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bunların ve malikum minnasının yardımcıları yoktur. Yani burada bize yardım ediyor denilenler ahirette yardım edemiyorsa onlardan bir fayda gelmez. فَاَمَنَ لَهُ لُوْهُ Bunun üzerinde Lut İbrahim'e iman etti. Destek oldu. İkisi aynı dönemde yaşayan peygamber. Birbirleriyle akraba peygamberler aynı zamanda. Akrabalık kitaplarda yazıyor da ayette çok açık beyan edilmediği için kim kiminden teyzesinin çocuğu vesaire demiyorum. Olabilir. Hatta İbrahim Aleyhisselam Lut kavmine giden meleklere orada İbrahim Lut var diyor. Onları helak edersen Lut kardeşim de helak olacak. Ne olacak diye dertlenen bir peygamber. Ve gâle inni muhâcirun ilâ rabbî. İbrahim Aleyhisselam ben Rabbime hicret ediyorum buyurdu. Şimdi ne demek Rabbime hicret ediyorum? Öyle mi? Cümle bu. Allah haşa mekandan münezzeh. Onun mekanı olmadığına göre biz ona nasıl hicret edebiliriz ki? Rabbimize hicret deyince ne anlayacağız? Bunu da isterseniz şöyle açmaya çalışayım. Eğer doğru tespit yaptıysak. Saffat sure-i kerimesi var. Bu surenin efendim 99. ayeti var. Şöyle buyuruyor. Ve kâle inni zâibun ilâ rabbi seyehdi. Ben Rabbime gidiyorum. Bak bu da ilginç. Zâib gideceğim. E ne olacak? Gidince ilâ rabbi seyehdi. O bana yol gösterecek. O zaman burada tefsirlere baktım. Kurtubi'de, Fahrettin Razi'de, başkalarında birkaç tefsire diyor ki çok güzel bir cümle bu diyor. Niye? Mesela ordu bir yere gidiyor diyor. Bir tanesi misal veriyor. Senin de orada bir işin var. Ha benim de işim vardı ben de geleyim. Demek ayrı, ordunun emriyle gitmek ayrıdır diyor. Öyle değil mi? Buna benzer misaller veriyor. Şimdi dönüyorum ayete. Bu çok manidar, çok lezzetli bir cümle. Diyor ki burada ayet-i kerimede inni muhacirun ila rabbi ben Rabbime gidiyor, hicret ediyorum. Aslında onun gösterdiği yere gidiyorum. Gösterdiği yere gidiyorum. İstediği yere gidiyorum değil mi? Bu anlamda. Ama böyle söylersen sanki bir yere gitmek istiyorum da gidiyor. Ben değil, o git dediği için gidiyorum var bunun içinde diyor. Daha güzel anlatıyor da ben başaramıyorum. Ne gibi? وَمَنْ يَعْرُدْ مِنْ بَيْنِهِ مُحَادِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim elinden Allah ve Resulüne çıkarsa? Buyur. Hadi peygambere çıkmayı yapmadık, Allah'a çıkmak nasıl olur? Allah için çıkmak, görüyor musunuz? Siz evden niye çıktınız? Allah için çıktınız. Niye? Allah'ın ayetini duymak için. Bakın şeref ne kadar yükseldi. Allah için çıktı, eve Allah için döneceğiz, sabah Allah için namaz, orada Allah için işe gideceğiz, akşam olunca Allahümme eslemtü nefsi ileyh ve fevvestu emri ileyh ve elcehtü zahri ileyh rehbeten ve rahmeten ileyh la mence ve la mence minke illa ileyh amentü bihtabike lezi enzel ve nebiyike lezi ersel yatak duası. Bu nedir? Allah'ım sana teslim oldum. İşimi sana havale ettim ya Rabbi. Senden sana sığındım. Gidecek başka bir yer yok. Peki sana iman ettim. Peygamberine de iman ettim. Kim böyle söylerse, yatar veya uyanırsa imanla yatmış, hidayete erişmiş, korunmuş olur gibi hadisler var. O zaman ne olur? Bakın. O zaman bu akşam şunu bir tekrar oturtturalım kendimize. Biz hangi işi yaparsak şöyle şöyle. İnni muhacime ila Rabbi. Rabbime gidiyorum. Hicret, ayrılmak, gitmek demek. Rabbime gidiyorum. Yani ne buyurulur? Şimdi söylüyorum ama ben de gidemiyorum. Biri kolumdan tutup zorla da olsa götürsün. Hastayı ziyaret etsen beni bulacaktın. Biliyorsunuz değil mi? Veya diğer maddeleri. Bak Allah'ım ben Rabbime gidiyorum. Nerede Rabbim? Ha
açlığın evinde, susuzun evinde, yoksulun evinde, çıplağın evinde, yani elbisesiz veya ilim için gidiyor. İlim için geliyor. Öyleyse biz Rabbimize gidiyoruz. Bu cümlenin lezzeti üzerinde alimler çok durmuşlar. Ben kabiliyetim yetmiyor bunu anlatmaya. Bu kadar da iktifa edelim. Bir hususu daha bu konuda sizinle paylaşmış olayım. Yine Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen başka bir ayette Şuara Sure-i Celilesi var. Bunun efendim bakalım 62. ayeti kerimesi. Bakın delil. قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ Musa Aleyhisselam dedi ki, hani Firavun Musa Aleyhisselam peşinden koştu ya, suya girdi. Suya girdi Musa Aleyhisselam, o da suya girdi. Dedi ki, قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ Yetişti bize, yetişti dedi, o da girdi suya dedi. Ama onun giremeyeceğini zannettiler, hep su açılmış da yol, o da girer. O da girdi, yetişti bize dedi. Dedi ki, yani yakalandık demektir. قَالَ كَلَّا Hayır dedi. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ Rabbim benimledir, bana yol gösterecek. Olur. Rabbim benimledir, bana yol gösterecek. Öyleyse Rabbime gidiyorum ne demek? Onun göstereceklerine ulaşmak demektir. Burada bir müjde daha söyleyeyim isterseniz. Bu da şu. Rabbim benimledir dedi. Dikkat ettiniz mi? اِنَّ مَعِيَ İsa Aleyhisselam da öyle diyor. كُنُوا اَنْسَارَ اللّٰهُ قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهُ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهُ Benim Allah yolunda yardımcılarım kimdir diyor. Benim. Bu da diyor ki Musa Aleyhisselam benim nedir diyor. Halbuki yanında İsrailoğulları var mı? Var değil mi? Peki ne demesi lazım İsrailoğulları olduğuna göre? Allah merak etmeyin kardeşim ne üzülüyorsunuz? Allah bizimle beraberdir demesi gerekmez miydi orada? Bizimle diyecek değil miydi? Öyle demiyor. Ne diyor? Allah benimledir diyor. İsa Aleyhisselam dedi, o da benimledir diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diyor. İşte okuyorum. Ayet buyuruyor ki اِذْتُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَكُولْ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Hani onlar mağarada o ikisi bulunuyordu. Arkadaşına üzülme Allah bizimle beraberdir dedi. Ne demedi? Ne demedi söyleyin. Benimle demedi Allah razı olsun. Bizimle dedi gördük mü? Bizim peygamberimiz. Onlar da güzel peygamber. Ama bakın o bizimle diyeken bizi kendisine kattı. Biz onunla maiyyedir Resul, peygamberle beraber olduk. Biz Muhammed Aleyhisselam'la beraber ve çağdaş değiliz ama Muhammed Resulullah'la beraberiz. Ne demek istedim? Bedenen Muhammed diye içimizde gösterip dokunacağımız, saygı duyup takip edeceğimiz peygamberimiz aramızda yok. Ama Resulullah olarak içimizde, sözümüzde, duamızda, gücümüz yettiğince hayatımız. Tamam mı? Şimdi burada bu kadar söyledikten sonra gelelim bir diğer ayet-i kerimeye. Onu da söyleyeyim de bitsin. Madem 10 dakika müsaade ettiler. Hakkımızı kullanalım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَاِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يدُ الْحَك۪يمِ O güç sahibidir, hikmet sahibidir. Yani Allah'la beraber oldun mu onun gücü var. İşte kurtardı. Lüt kavmini anlatacak daha sonra İbrahim Aleyhisselam. Hikmet sahibidir. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ Ona İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Yakup kim? İshak kim? Hani İsmail de vardı, o başka bir versiyondaydı. İshak da onun oğlu. Onun oğlu kim İshak'ın oğlu? Yakup. Onun oğlu kim? Yusuf. Bakın Allah böyle sayıyor. Hibe ettik diyor, evlat bir hibedir. Hele de imanlı olursa dünyevi ve uhrevi bir hibedir. Tamam mı? وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Bu mealden bitiriyorum. Buyuruyor ki burada Cenab-ı Hak, onun soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdi. Yani İsrailoğlu. Onlara da peygamberlik de verdik, kitap verdik. İsmail Aleyhisselam'dan da Efendimiz geliyor. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Ayrıca ona dünyada da mükafatını verdik. Şimdi burada bir duralım bir cümle. Yani şöyle düşünemez miyiz? Allah'ın bize dünyada da mükafatını verdi.
dosta bir şey anlattım. Bir yere gittim, bana böyle çok iyi bir koltuğu verdiler, böyle rahat. Bir de önüme ikram, yapmayın etmeyin, cemaatle oturalım. Zaten hep önde tek duruyoruz, bugün bana cemaatle falan, neyse. Dedim ki ben size bir şey anlatayım. Hasan-ı Basri demiş ki dedim, Rahimallah, Allah'ın dinini okuduk veya anlattık diye insanlar bize çok sevgi besliyor. Ellerindeki imkanlardan da bize en iyilerini ikram ediyorlar. Koca diye. Korkuyorum ahirette Allah. Sen dünyada bu koltukları, yiyecekleri, hürmetleri, sevgileri aldın. Burada bir şey kalmadı der diye korkuyorum demiş. Yapmayın böyle dedim. O dost dedi ki, yok hocam Allah size burada ne kadar çık veriyor, orada kim bilir ne kadar verir dedi. Hadi dediğin gibi olsun. Şimdi bakın, Allah dünyada da bize nimet veremez mi? İşte buyurun. وَاَذَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Biz dünyada da mükafatını verdik diyor. Allah dünyada da versin mükafatını. Zaten biz رَبَّنَا اَذِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا Dünyada bize hasene mükafatı ver demiyor. O zaman Allah verir, şükrederiz. Yani illa fakir, yoksul, hastalıklı, peşgürde olmak gerekmiyor. İmtihanı nasıl eder bilmeyiz ama dünyada da veriyor. Sonra devam ediyor. Burası çok önemli. Dünyada çok verilen adam var ama ve innehu fil ahireti lemine salihin. O şüphesiz ahirette de salih kimselerdendir. Ha, dünyada salih görülüyorum. Görülüyoruz. Salih ya düz veya öyle çabalıyoruz. Ahirette salih olamazsak yandırırız. اِنَّا لَا نُضِيُوا اَجْرَ الْمُسْلِحِينَ Öyle mi ayet aklam? Arap sözü değil mi? Biz salih olan, ıslah etmeye çalışanların mükafatını zayi etmeyeceğiz diyor Allah. O zaman ölürken insan ne diyor biliyor musunuz? فَاَصَّدَّكَ وَيَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ Ne olur ya Rabbi beni dünyaya döndür, salih olayım ya Rabbi diyor. Allah da diyor ki İbrahim ahiretin de salihlerindendir. Rabbim bu ayetler dolayısıyla bizi dünyada ödüllendirsin, ahirette salihler zümresine ilhak eylesin. Başka ayetler de var, bu kadarla iktifa edelim. Haftaya 28. ayetten devam ederiz. Hakkınızı helal edin. İllahi Teala'l-Fatiha.